Pimpom'un Ay Macerası. Bu kitabımı da çok aktar üründen aldım. Sizlere de tavsiye ederim. Evin birinde minik, sevimli, yumuşacık tüylü Pimpom adında bir kedi vardı. Pimpom çok sevimli ama biraz da yaramaz bir kediydi. Pimpom'un canı hiç sıkılmazdı. Çünkü kendi kendine oynar, kendine oyunlar uydurmayı çok seviyordu. Yeni eşyalar, yerler, hatta yeni tatlar keşfeden meraklı bir pisiydi. Sıcak bir yaz gecesi Pimpon duvar kenarındaki pufun üzerinde yayılmış uyumaya çalışıyordu. Tam dalıyordu ki yemek arayan bir puhu kuşunun ötüşüyle uyandı. İki patisiyle gözlerini ovuşturdu ve pufun üzerindeki keyifle yuvarlandı. Gerinerek kafasını yukarı kaldırdı. Tavanda bir nokta vardı. Bu noktada nereden çıktı? Dün gece yoktu. Hepsini kontrol etmiştim diye düşünüyordu ki nokta bir anda hareket etmeye başladı. Biliyordum işte, sinekmiş. Acaba perdenin altındaki toz parçası duruyor mu? Kontrol edeyim. Uykum da kaçtı zaten. Toz parçasını kontrol etmek için perdeyi açmıştı ki ışıktan gözleri kamaştı. Ne kadar da parlak bir ışıktı. Bu parlayan ne? Güneş mi? Sabah mı oldu? Ama o kadar uyumuş olamam dedi ve daha iyi görmek için pencereye zıpladı. Öylece kalmıştı Pimpon. Bu çok parlak, yuvarlak, koskocaman bir top. En sevdiğim oyuncak dedi. Neşeyle kendi etrafında döndü. Ne kadar şanslıyım. Hiç bu kadar parlak bir ay görmemiştim dedi. Pimpon haksız da sayılmazdı. Bulutsuz gecede dolunay gökyüzünde parlak bir top gibi duruyordu. Hemen onu yakalamalıydı Pimpon. Gözlerini kıstı, odaklandı ve dikkatli bir şekilde patisini kaldırdı. Ucundan tutup kendine doğru çekti. Gelmedi. Minik Pimpon kafasını sallayarak bu top yuvarlanmayı sevmiyor galiba. Hiç kıpırdamadı. İki patimi kullanarak yakalarım ben onu dedi. Ve üçten geriye sayıp iki patisiyle gökyüzüne duran kocaman topa doğru zıpladı. Onu sımsıkı tuttu. İşte seni yakaladım. Artık bir yere kaçamazsın. Benim güzel topumu alacaksın dedi. Yavaşça patilerini kendine doğru çekti. Ve baktı ki top patilerin arasında değil. Nereye gitti şimdi bu? Patilerimle sıkı tutup patlattın mı yoksa? Diye bir telaşla etrafına bakındı. Sonra kafasını kaldırıp yukarı baktı. Yerinde de yoktu. Çatı katındaki pencereden de bir bakayım. Patlattıysam bahçeye düşürmüşümdür. Tırnağım büyük bir delik açmış olamaz. Yapıştırırım diye kendi kendine konuşarak merdivenleri ikişer üçer zıplayarak çıktı. Çatı katı penceresinden baktı heyecanla. Top yine yoktu. Tam üzüntüyle pencereden çekilirken parlak ışık yine oradaydı. Dolunayı kapatan siyah bulut usul usul çekiliyordu. Demek siyah örtünün altına saklandın. Sen ne oyuncu top dedi. Pimpom'un bu denemesi de başarısız oldu. Daha yüksek bir yere tırmanmalıyım. Buldum diye sevinçle alt kata koştu. Yavaş olmalıyım. Parlak topu fark edip benden önce kimse almamalı diyerek patilerin ucundan dışarı çıktı. Top şimdi daha da parlak Pimpom'un önünde duruyordu. Evet, şimdi çok yüksek bir ağaç bulacağım. Topumu yakalayacağım. Ona bir pati atıp evime yuvarlayacağım dedi. En yüksek tepedeki en uzun ağaca koşmaya başladı. Pimpon ağacın yanına geldiğinde nefes nefese kalmıştı ama kararlıydı. Bu topu patlatmadan evine götürecekti. Şöyle bir ağaca baktı Pimpon. Ağacın bir sürü dalı ve geniş yemyeşil yaprakları vardı. Ayın ışığı ile ağaçtaki yapraklar da parlıyordu. Pimpom bu güzel ağacı da tam topumun altına koymuşlar. Şanslıyım dedi. O daldan bu dala yukarı doğru yol alıyordu. Of, kolay olmayacak. Biliyordum ama tırman tırman bitmiyor. Çok yoruldum dedi. Dinlenmek için dalların birine oturdu.
Bu kocaman parlak topun üzerinde yuvarlanarak oynadığında şimdi bu güçle tırmanmaya devam etti. Ağacın tepesine ulaştığında artık etrafta hiçbir şey kalmamıştı. Sadece kocaman top ve pimpon vardı. Sen düşündüğümden de büyük bir topsun ve çok parlıyorsun. Aşağı inerken sakın patlama, tamam mı? Dedi ve derin bir nefes alıp topun üzerine doğru atladı. Tabii ki bu atlayış işte pimponun düşlediği gibi topun üstünde bitmedi. Pimpon gökyüzünde taklalar atarak yere düştü. Bu düşüşten biraz sersemlemişti. Kafasını kaldırıp yukarı doğru baktığında ise iyice şaşırdı. Of ama bu top neden yuvarlanmıyor? Bu sefer daha kuvvetli atlayacağım. Daha yükseğe zıplayacağım. Ve bu topu elime yuvarlayacağım dedi. Ağacın gövdesine tutunarak son gücüyle tepeye tepeye bir nefes aldı. Gözlerini kıstı ve topuna doğru bir kez daha hızla zıpladı. Öyle yükseğe çıktı ki ay onun altında kalmıştı. Şimdi üzerine ineceğim. Evet, başarıyorum. Az kaldı. Şimdi topumun üzerine ineceğim diyordu ki yine taklalar atarak yere düştü. Pimpon çok üzgündü. Tüylerinin arasına yapraklar takılmıştı ve bütün atlayışları boşa gitmişti. Ağacın dalında pimpomu izleyen puha kuşu, "Hey pisi pisi, uçmaya mı çalışıyorsun? Neden yavru kuşlar gibi yükseğe tırmanıp atlıyorsun?" diye sordu. "Uçamam ki, ben bir kediyim," dedi. Puhu, "O zaman neden aşağı atlıyorsun?" Pimpon, "Topumu yakalamaya çalışıyorum. Yukarıda bir şeye takılmış sanırım. Bir türlü düşmüyor aşağı," dedi. Puhu kuşu sordu. "Hangi top, Pimpon?" "Şurada kocaman, parlak, yuvarlak top işte. Görmüyor musun?" deyince puhu kuşu kahkahalarla güldü. "Pimpom kuşu, Pimpom." Pimpom, puhu kuşunun gülüşüne biraz kızdı. "Neden gülüyorsun?" dedi ciddi bir şekilde. "Puhu kuşu o top değil, minik kedi. O ay." Pimpom çok şaşkındı. "Ay mı? O da ne?" diye sordu. "Puhu, ay etrafımızda hep döner ve gecemizi aydınlatır." Pimpom, "Yani benim etrafımda da mı dönüyor?" Puhu kuşu gülümseyerek, "Dünyanın etrafında dönüyor. Bu dönüşü sırasında da bazı kısımları karanlıkta kaldığı için biz onu ince ya da şimdi olduğu gibi her tarafını pırıl pırıl bir top gibi görüyoruz," dedi. Pimpom, puh kuşunun yanına çıktı. Birlikte parıldayan ayı seyretmeye başladılar. Pimpom, "Yani ayı benden daha büyük kediler de yakalayamaz ve onunla oynayamaz değil mi?" Puh kuşu Pimpom'u kanadıyla sardı. "Ve evet, hiçbir kedi ayıyla oynayamaz, merak etme." Pimpom, "Ayı patlatmazlar değil mi? Ah meraklı." Puhu kuşu, "Hayır, ayın kuyruğu yok." Pimpom, "Şey, ben kuyruğumu yakalamak için dönüyorum da bazen. Daha uzağa uçup gitmez değil mi?" Puhu kuşu, "Ay zaten çok uzak bize. Minik kedi, uçamaz." Pimpom, "Herkes üflese de mi uçmaz?" Puhu kuşu, "Uçmaz, merak etme." Ve tüm gece Pimpom puhu kuşuna merak ettiği soruları sordu. Birlikte dolunayı seyrettiler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bizimle kalın.